Şimdi yani kim ne hak ederse o şekilde satanistler yönetir. Anlatabildim mi? Yani mesela biraz önce izledik Altan Oktar'ın aynısı. Bir farkı var mı? Yani ben Altan Oktar'cı değilim, anlatabildim mi? Ama şimdi yani baktığın zaman mesela ben askere gittim, 18 yaşında adam, 4 tane avradı var ki. Bir gün biri, bir gün biri, bir gün öbürü. 40 tane çıkarır şimdi bu. Motor gibi. Ne güzel. Zaten Amerika demiş, nüfusu çok olanın. Toprağınındır, savaşanın değil. Sevişenin devleti olur demiş. Çıtır çıtır sevişiyor. Çıkılır. Onda ne sıçsa. Bir tanesi milletvekili olsa, bir tanesi PKK'lı, bir tanesi terörist, bir tanesi silah kaçakçısı, bir tanesi uyuşturucu kaçakçısı, bir tanesi akademisyen, bir tanesi doktor olsa askere gidince oradan da kaçar. Doktorla hayırlıdır raporu vardı bizim. Süper yani. Yani adam devlet bize baksın diye bana ne diyecek ben. Ben böyle çıkar çıkar. Adı Türkiye ulan bile. Hani lakablı, hani lakablı. Ola hani kablo diye keserim diye baksın diye kardeşim devlet diyor. E devlet şimdi Amerika yıkamaz Türkiye'yi. E şimdi Türkiye'yi yıkarsa şimdi adam. Herkes şeytan olursa şeytan ne yapacak kardeşim? Türkiye'yi mecburen besleyecek. Zaten yıksa Osmanlı'yı yıkardı adamlar. E bunu bildiklerinde zaten anlatabildim mi? Sen belediye başkanı geliyor. Sıçıyor gidiyor. Su yapıyor böyle, yol yapıyor mayakları. Su saati satıyor, oradan geçiriyor. Bir de gazı veriyor ona böyle. Gidiyor kardeşim, ne yapacak yani? O da borç takıyor, zaten borçlar var, o da bir kat daha takıyor. Gidiyor yani, ne olacak ki, zaten yıksalar yıkanlar diyeyim ya. Şimdi herkes iblis olsa şeytan ne yapacak? Mecburen besleyecek Amerika. Ha şöyle yani, ne diyeyim? Nasıl anlatayım? Süründürün yani Amerika o şekilde. Çerkez halkına özellikle çerkez çok olduğu için Türkiye'de.
şey yapalım. Şimdi atla doktora gelelim. Şimdi ne yapıyor atla doktor? Kar oynatıyordu yani, yaptığı bir şey yoktu yani. Şimdi adam dört tane avrat almış zaten kardeşim o. Senin karılarına, oradaki karılara bakacak o. Dört tane avrat var ki onun ya. Adanalı mısın? 15 yaşında evleniyor kar, 18 yaşında evleniyor. Veriyor çocuk, dört tane çocuğu. Sonra gerisi üniversite. Lelerle yatıyor yani şimdi mi? Müslüman gibi, Çerkez gibi değil zaten o. Yani onlara bakıp mastürbasyon bile yapmaz ya onlar. Hani kim ne hak ediyorsa, evet. Mesela şimdi adam tesettür için kendini öldürüyor, tesettür savaş. Şimdi kardeşim yani mirasa ait var. Sen bize kocana demiyorsun kardeşim, beni almışım böyle. Bana ben ayrılsam sen beni öldürüyorsun. Ben baskılıyorsun. Hani benim yerim ayrılsak. Yok niye bana yan baktın diye, ters baktın konuştun diye beni eve gelince kıskanıp dövüyorsun. Ayrılsam öldürüyorsun. İşte yani şimdi her şey Amerika yönettiği için yani, bir de beyinsiz oldukları için yani. Tesettür için kendini öldürüyor. Ama kocasına hakkını soramıyor yani kardeşim sen. Mesela adam sana bize ben 3 lira yöneticilik yaptım, apartman yöneticisi. 3 lira istedim. Adam fiş getir kardeşim dedi. Belki cebine atacaksın 30 lira ya. Toplam para 30 lira ya. Ona ne var? 3 liradan baş yani, ben 30 lirayla zengin mi olacağım? Adam bak bana diyor ki fişini getir kardeşim, adamın da alsat yapıyor adam yani. Amerika'dan alıyor, Almanya'dan alıyor, bira alıyor, ona satıyor. Dolara zam geldi diyor. Benzine zam geldi 0,05 kuruş. Adam her türlü kârını yapıyor yani. Aptal mı adam? 13 tane, 4 tane ev var zaten. Bu kadar senin yani. Neyse ya. Sonra ben kırıldım, yöneticiliği de bıraktım. Hani bu kadar taşınmışsın pezeven kalat. Sanayiye gidince şimdi adam bir kapı söküyor, 150 lira para istiyor. Katalizör işçiliği 3 katalizör 400 lira. 400 lira işçilik oluyor 800 liraya. Sanayide arabanı parçalıyor, trigger kayışını. Gergisini sıkıyor, motorunu da attırıyor. Niye bir şey diyemiyorum. Hani bunlara nasıl yazsam. Böyle bir değişik bir güdüldüğünü, böyle bir hayvan gibi mesela. Böyle ki küçük küçük de ince gelir ya. O dereceye o iş yetiştirdi denebilir yani. Türkiye'de yani herkes din biliyor. Bilgisayar biliyor, kodlama biliyor. Niye araba bilmiyor kardeşim? Adamlar silah dememişler mi? 500 bin tane arabaya 50 kişi bakıyor sanayide. Ve bunlar devlete de bağlı değil ya. Vergi vermiyor, fiş vermiyor. Pazar. Bunları sattı. Domatesler şey almıyor. Rusya almadı. Daha sonra ormanla tavuk, ormanla yumurta yağı yaptılar. Boka sürüp sürüp Bodrum'da yetiştirdikleri şeyleri, yumurtaları şimdi koy yumurtası diye 2 liraya satıyor, 3 liraya satıyor tanesi. Arkadaşlar ormanlı gıda yoktur. Onları Amerika'da yer. Yani kasa gelip organik, inorganikmiş. Böyle paranızı harcamayın. Vergisini verecek pazarsa. Fişini kesecek bana arkadaş. Bana kedi karpuz sattı. 45 liraya aldım karpuz ya. Nasılsa aptal bir halk var, anladın mı yani? Bunlar
izleyici grubundan olan kişiler. Yani öyle herkes savaşmış böyle. İşte her yer yıkılmış, çok fakirmiş Türkiye, hepsi yalan. Savaşa nüfus %5'iydi, anlatabildim mi? Yani bunlar izleyici grubuyla savaşmadı. Bir de Amerika bana yıkamıyor yani, götleri ondan kalktı. Yıkamaz çünkü Çerkez var burada. Şimdi misal şey yapıyorsun, benim öğretmenim benim çocuğuma nasıl döver diyorsun, affedersin taşıyanı çıkarıp öğretmenin yanına gidiyorsun değil mi? Benim çocuğumu üniversitede niye 100 kişiden 20 kişi deliriyor kardeşim, neden benim öğrenci delirttiniz diye gidemiyor. Akademisyenle niye dayak yemiyor kardeşim? Adamlara 100 lira da vermişler, ne güzel ya. Beleş yurt dışılarla. Yurt dışına gidiyor adam, hava yapıyor, başka yaptığı bir şey. Yani Amerika çok güzel yönetiyor arkadaşlar aslında. İzleyici grubunu her zaman zengin yapar. Ama böyle gaza gelenler her zaman Türkiye'de. Şimdi attanakları kötülediler. Ben attanaklarcı değilim. Villasını yağmaladılar adamın. Sen attanaklar gibi çıkmışsın. Zaten istedikleri bu yani. Atılacaklar, soru soracaklar. Bunlara da cevaplayacak. Mesela şimdi sanayiciler artık şey diye geziyor zaten, ben araba durdurayım diye geziyor. Kutittim diye geziyor. Arabanın alt üstü bir tane bir yağ sıksa temizlesi çalışacak adam. Boğaz kelebeğinden başlıyor onun motoru, bilmem ne, oradan egzoz sıvaplarını basıyor. Ondan sonra sağa sola patlıyor, sonra allama mallama yatağı attım. Sile çıkmemesi taş mırs taş ya. Kardeşim kerhanemi sanayiye mi kardeşim ya? Yok mu senin devletin ya? Bunları vergiye bağlayacak. Değil mi yani? Yani zengin zaten onunla uğraşmıyor kardeşim. Zengin sıfır arabasını alıyor. 5 sene garantili. Olan kerize saf oluyor. Bunların karınlarına doyuruyor. Ama işte Deccal'in düzeni bozuldu, anlatabildim şimdi. Hakkı sağlayamıyor. Çin yükseliyor. Çin yükseliyor, Amerika, Rusya yükseliyor. Amerika Türkiye hayalde. İşte Çin. Bir de Çin'den gelmişmiş bir de. İşte Çin ve Rusya'nın etrafında gördü. İki kabileler var. Uygurlar, Çerkezler, Kazaklar. İşte onları din mi iman, şey mi ayağına ayaklanmayı savaştırıyor. Sonra yardıma geldik. Biz sizin babanız zaten ayaklara. Truvatı yani. Türkiye Truvatı. Şimdi sen şimdi Mehdi'yi böyle at üstünden kılıcını sarıkla gösterirsen, bizim kerhaneci Ahmet'i çağırırsın, bir sakal bıraktırırsın, Çeçenistan'a yollattığım Çeçenleri ayaklandırsın değil mi? Truva atıdır arkadaşlar bunlar, Amerikalı. Ay geldi. Kapatıyorum. Sen öyle çığlar ya.